18 Temmuz 2022 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Bursa programında 8 koşu var. Sadece altılı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 2000 metre çim pistte koşulacaktır. Bursa'da ilk ayak, oldukça zor bir mücadele ile başlayacak. Öncelikle yarışın çok ağır tempoda geçeceğini belirtelim. Yarış kazanma karakteri çok düşük isimlerin olduğu bu koşuda, sürpriz bir netice çıkabilir. Biz bu koşuda bir banko önereceğiz. Ama bu banko, AGF oranlarında muhtemelen son sıralarda olacaktır. Çok sürpriz konumdaki bu isim, 11 numaralı Fittibaldi'dir. Fittibaldi, stili gereği liderliği aralak yarışan veya kendinden süratli at varsa, yarışı ön grupta sürdüren bir at. Startı iyi alıyor ve erken deparlanabiliyor. Bu özelliğiyle, iyi çıkıp mutlaka yarışın liderliği alacaktır. Süratli stile sahip bir rakibi olmadığı için, kolaylıkla temposunu kuracak ve çıktığı gibi bitirebilecektir. Aprantisi bir hata yapmazsa, bizce bu yarışı kazanacaktır. Biz 11 numaralı Fittibaldi'yi günün sürpriz bankosu olarak öneriyoruz. Bu atın yanına at yazacak olursak, tüm isimleri işaretlememiz gerekir. Altılı ganyan kuponları için, ilk ayaktan hepsi yapmak yerine tek bırakıp, gelmezse beşli ganyana yönelmek daha mantıklı seçenektir. Sizler altılı kurgunuza göre bu atın yanına tuttuğunuz isimleri ekleyebilirsiniz. İkinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarış, çok süratli bir tempoda başlayacak. Winterfell ve Ergüçlü, mutlaka liderliği almak için birbirleriyle inatlaşacaklardır. Bunlara Günsalar da eşlik edebilir. Bu kısa mesafeli sürat yarışında, sizlere 5 isim önereceğiz. Sırası ile, 3 numaralı Tekford Tevfik, 7 numaralı Nehirinoğlu, 8 numaralı Asteroid, 1 numaralı Uçan Bilgin ve 11 numaralı Abher, kuponlara işaretlenmelidir. Bu atları ayırımsız yazarsak, muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 7, 8, 1, 11 şeklindedir. Üçüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı, Açık 3, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu, 2000 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sizlere 3 isim önereceğiz. Favorimiz, 2 numaralı Cafer Bey olacaktır. Cafer Bey, Gazi koşusu haricinde tüm çim pist yarışlarında başarılı koşmuş bir isim. En önemlisi, Bursa'nın şu anda en başarılı jokeylerinden bir ile yarışacak. Bizce kazanmaya çok yakındır. İki ciddi rakibi var. Gazi koşusunda ön planda değerlendirilen isimlerden olan 5 numaralı Maximus Boy, pilotuna kavuştu. Bugün mutlaka iddialı olacaktır. 7 numaralı Who Keeps You ise, potansiyeli yüksek bir isim. Bu grupta olmaz demeyelim. Gökhan Kocakaya avantajı ile üst sıralarda yer bulacaktır. Bu koşudaki sıralamamız, 2, 5, 7 şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 7 numaralı Morningstar, son yarışında sprint kulvarını bulmakta gecikince, başarılı olamadı. Bugün 53 kilo ile, benzer bir grupta start alıyor. Yarışı daha önlere yakın takip edip, trafik sorunu yaşamadan sprintine başlarsa, bu atları rahatlıkla geçebilir. Alternatif banko olarak değerlendirilebilir. Biz yanına sadece çekindiğimiz bir ismi önereceğiz. 2 numaralı Ahbap, son haftalarda müthiş form sıçraması gösterdi. Özellikle son yarışında, öndeki rakibinden dolayı dışa savrulmasına rağmen, toparlayarak gelip kazanmasını bilmişti. Bugün çok süratli bir rakibi yok.
Tereşkova ve Sultan Selim, iyi çıkış yaparlarsa liderliği alabilirler. Yani Ahbap bu formu ile önde boş kalırsa, çıktığı gibi bitirebilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için sıralamamız, 7-2 şeklindedir. Beşinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, kısa vade 7 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sürpriz bir netice bekliyoruz. Birbirini sürekli geçebilen atlar arasında, özellikle bu mesafede ayrım yapmak çok zor. 11 at arasından, daha şanslı gördüğümüz 8 ismi yazmanızı önerebiliriz. Bu atlar sırası ile şunlardır. 11 numaralı Yeşil Elma, 4 numaralı Kaya Bert, 3 numaralı Tunç Siperi, 9 numaralı Kuddusi, 8 numaralı Köy Ağası Demir, 6 numaralı Özgür Fatih, 2 numaralı Reis Hanlı ve 5 numaralı Ozgan, bütçelere göre kuponlara eklenebilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 11, 4, 3, 9, 8, 6, 2, 5 şeklindedir. Altıncı ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı, satış bir koşusu, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu satış koşusunda riske girmeden sizlere toplamda 8 isim önereceğiz. Bu atlar arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Favorimizin 12 numaralı Ulduz olduğunu belirtelim. Süratli bir rakibi olmadığı bu koşuda, liderliği erken alıp temposunu kurabilirse, bu kez kazanacaktır. Ancak kalabalık grupta iyi start alıp deparlanamazsa, işler karışabilir. Bu durumda devreye girebilecek isimler, sırası ile şunlardır. 6 numaralı Mahsumzade, 4 numaralı Red Apple, 14 numaralı Trudy, 17 numaralı Fırat Ateşi, 11 numaralı Sanatorium, 13 numaralı El Profesör ve 15 numaralı Kızgın Adam, bütçelere göre kuponlara eklenebilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 12, 6, 4, 14, 17, 11, 13, 15 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.